Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa, lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam, babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun. AK Parti ülkemize sadece çok büyük hizmetler, çok büyük yatırımlar kazandırmakla kalmamış. Aynı zamanda siyaset anlayışını ve dilini de kökten değiştirmiştir. Biz milletimizle aramıza kimseyi sokmamak için yeri geldiğinde medyaya, yeri geldiğinde bürokrasiye, yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuduk. Çekinmedik. Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle milletimizle aramıza girmesine izin veremeyiz. Bana göre bu tavır, yani beyefendi Cumhurbaşkanı böyle istiyor sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür. Sorun çözme makamında oturduğu halde kim olursa olsun, açık net söylüyorum, sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, suçu başkalarına atan, özellikle de bizi bahane ederek kendini kurtarmaya, temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir, bu böyle bilinir. Bürokrasi başta olmak üzere pek çok yerde, nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun yükünü taşıyamayan biri varsa hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Beyefendi böyle istiyor. Veya Cumhurbaşkanımız böyle istiyor. Veya külliye böyle istiyor. Bu yöntemin basit bir bürokratik işlemden herhangi bir yatırımın detaylarıyla ilgili tercihlere, ömrümde hiç görmediğim, tanışmadığım insanların taltifi veya tasfiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor. Peki bunun ispatı var mı? Yani benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı? Yok. Daha önce medyada ve özellikle sosyal medyada benim adıma ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığımı belirtmiştim. Şimdi burada bir kez daha tekrarlıyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime de sesleniyorum. Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım. Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışlığı, bizimle ilgisi olmadığı defalarca ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Şimdi bu da yine aynı şekilde, bakıyorsunuz yine kendine bir yerlerden bir şeyler gönderiliyor, onlarla uğraşıyor. Benim çağrım açık. Elinde benim yurt dışına milyonlarca dolarlık paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası. Bu çağrılarımın beyhude bir uğraş olduğunun farkındayım. Ama
müfterilere meydanı bırakmamak gerektiğini de biliyorum.